Herkese yeniden merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün siz sevgili koç burçları için Aralık ayını yorumlayacağım. Hepinize güzel, hayırlı bir Aralık ayı diliyorum. Yılın son ayı güzel geçsin arkadaşlar. Şimdi <laughs> bütün tel ve yani buraya çıkmış düşmanların, sevmediğiniz insanların sıkıntılı olayların olduğu yere bütün bütün içinizde sıkıntı, elem, keder, nefret ne varsa hepsini arkadaşlar böyle üstlerine çamur atar gibi resmen atmışsınız beni keyiflendirdi. Hem içinizden atmışsınız ve hep niyetlerimize diyoruz ya. Ya bu sıkıntı kimden geliyorsa, kim bu sıkıntıya, probleme, bir şeylere neden oluyorsa ona geri gitsin. Hani kendisi uğraşsın diye. Bakın resmen öyle bir durum var bu Aralık ayında. Şimdi şu 11 ayı ya da sizin için belki de yıllar süren bir olayla alakalı bütün ne varsa arkadaşlar o çamurları, sıkıntıları toplamışsınız. O sıkıntılı olayları onlara geri püskürttüğünüz bir dönem. Herkesin zamanı vardır arkadaşlar. Her şeyin bir zamanı vardır. Yani belki de şimdi koç burçlarının zamanı diyebiliriz. Yılın son ayı güzel sürprizler olsun umarım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dip kısma bakıyorum. Güzel bir konuşma var. Böyle çalgıl e, çalgılı, çengeli, eğlenceli sohbetlerin hoş olduğu, yani hoş beşettiğiniz bir ortamın içerisinde görünüyorsunuz. Herkes arkadaşlar bakın halay çeker gibi, herkes böyle birbirine hani, kola girip çekilen halay var ya yani şu değil. Baya baya böyle kol kola e, girilip çekilen bir halay var ya. Hemen ismini bilmiyorum ama aynı öyle tamamen samimiye sevdiğiniz insanların olduğu bir ortamda olabilirsiniz. Hem de sizi çok çok seven insanların, destekleyen insanların olduğu bir ortamda güzel bir eğlence e, durumu söz konusu. Tabii ki böyle düğündü, dernekte bu tarz bir eğlenceli güzel ortamda bulunabilirsiniz. Bu bir. İkincisi onun haricinde arkadaşlar tam ortada çıkması ailenin de sizin de çok çok sevineceğiniz yani insanın böyle müzik açıp dans edesi gelir ya. Yani demek ki moraliniz iyi. O dansı edecek kadar memnunsunuz süreçten ilerliyor. Oh çok keyifliyim valla deyip ne yapıyorsanız onu yapabilecek kadar mutlu olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Ve gördüğüm kadarıyla da şu taraf arkadaşlar çok temiz. Üst taraf yani düşüncelerinizde hiçbir şekilde sıkıntı, üzüntü, keder hiçbir soru işareti yok. Yani imzalar atılmış, mühürler olmuş tamam yani ben düşünmüyorum bu insan benim eşim mi değil mi? Ya eşim demek ki biz imza atmışız kafamda bir soru işareti yok. İşe girmişim ki işte sınavım var. Sonuçlandı ki benim artık Kafamda bir soru işareti yok, olmuş demek ki yani. yani herkes tarafından kabul görmüş, bir sıkıntım da yok çok şükür. Diyeceğiniz bazı olaylar var. Vallahi arkadaşlar gayet mutlu görünüyorsunuz. Belki bir yere gideceksiniz, gideceğiniz için memnunsunuz. Hani böyle bir mutluluk olayı var. Güzel yakınlardan bazı haberler var arkadaşlar. Çok uzaklardan değil. Demek ki yakın zamanda sizi mutlu edecek. Özellikle de böyle iki kişi konuşmalar yapmışsınız. Bakın ve ikisi de böyle yumurta gibi görünüyor. Güzel başlangıçlar yani bir ilişkinin başlangıcını konuşmuş olabilirsiniz. Bebek, işte çift yumurta ikizi gibi bir bebek olayları konuşulmuş olabilir. Yeni ülke, yeni şehirler, yeni iş başlangıçları gibi veyahut da ilişkiler tabii ki olabilir. İş konuşmaları, işte yeni bir işe başlayacaksınız, yeni maaş, yeni ortam, yeni insanlar. Tabii ki böyle bir ortamda da bulunmanın o yeniliği bu dönemde konuşuluyor olabilir. Karşınızdaki insanla aranızda baya baya yaş farkı var. Yani sizden küçük ya da büyük demiyorum. Hani büyükse 30 yaş büyük, 20-30 yaş büyük, hani 5-10 yaş değil. Büyük bir insandan Küçükse de arkadaşlar 20-30 yaş küçük bir insandan bahsediyorum. Yani baya baya yaşça çok fark aranızda olan bir insanla Böyle bir konuşmanız var. Yalnız bakın bu insanın peşini birisi bırakmıyor. Resmen arkasından sürünüyor. Arkasından böyle sürünmesinin sebebi sizin yerinizde olmak isteyen birisi var. Ya bu aşk hayatından birisi olabilir. Baba olabilir, anne olabilir. Yani sizden dediğim gibi yaşça baya baya büyük bir insan. Ve bu kişiyle belki iş görüşüyorsunuz. Siz yukarı çıkacaksınız, yükseleceksiniz. Kim okuyorsa belki hocalarıyla önemli şeyler konuşuyor. Ee, gelecekle alakalı bir konuşma var. Ve arkada da bir başkası onu seçme, onunla onları konuşma. Ee, benimle konuş, benimle paylaş. Ona işte böyle bir fırsat sunu, bana da sun. Şimdi herkesin durumu farklı. Hiç kimse, yani eşitlik yok burada. Siz daha çok çalışmışsınızdır. Çocuğunuz varsa işte o daha çok çalışmıştır. Daha çok hak etmiştir. Daha çok emek vermiştir. Ya da seçilmişsiniz yani. Sizden seçilen birisi var. E beni seç. Biraz böyle mızıkçı e, tarzda bir insan kendisini belki çok çok özel bir insan olduğunu hani ben herkesin üstünüm düşüncesi olan bir insan olabilir. Seçilmediği için yerlerde böyle resmen yani kendini böyle sürüleniyor. Atmış kendini yere e, biraz olayları böyle dramatiz, dramatize eden bir insan. Güzel bir kalp var arkadaşlar. Bu kalp içinde birazcık yani kusur demek haşa bana kalmamış ama çok fazla yaralar var. Bu sizin kalbiniz. Kalbiniz çok yukarıda. Demek ki artık kalple değil biraz daha mantıklı hareket etmeye başladığınız bir dönem. Çünkü kalpte bu kadar yara varsa iyileşme dönemine girdiği için biraz kendini geri çeker ortamlardan, bazı insanlardan yani söylersiniz seni seviyorum dersiniz karşınızdakine ama söylemiş olmak için e, o söyledi ben şimdi söylememezlik etmeyeyim demek için söylersiniz. Aa özledim dersiniz. Yani söylemek istediğinizden dolayı değil. Karşılığında işte bir laf olsun söylemiş olayım diye söylersiniz. Genel olarak kalbinize ben çok küçük böyle küçük ama bir sürü yaralar var. Muhtemelen e, karşınızdaki insana da ya kalbimi tedavi et bak yaraladın. Bunun tedavisi de özür mü dileyecek artık ne yapacaksa sen yapmalısın dememişsiniz. Karşı tarafta bunu hiç düşünmemiş. Kendi kendinize yaralara onarabildiğiniz kadar onarmışsınız. Aralık ayı tamamen mantıklı düşünme ayı. Aşk da olsa, başka bir şey de olsa hep Gündeminiz mantık, mantık, mantık. Zaten elin enerji olmanız, yani burç sıralamasında tabii ki birinci sırada olmanız, öncü bir burç olmanız, net bir insan olmanız. Tabii ki sizlerin bu dönemde net kararlar vermesinde de tabii ki takdir edersiniz ki önemli görünüyor dostlar. Biraz seçicisiniz bu dönemde sevgili koçlar. Neyi seçiyorum? İnsan seçiyorsunuz. Bu insan melek gibi, bu insan şeytan gibi. Yani ortası ortası yok. Ya şeytan gibi ya melek gibi e, diyerek böyle insanları e, kategorize etmek demeyeyim ama ya bu insanı ben sevmiyorum. Çok kötü bakıyor. Bir işte şey şeytan gibi görüyorum. Ona bakınca çok tuhaf oluyorum. O yüzden onu işte düğünüme, eğlenceme, işte doğum günü olan çocuk var. Ona çağırmayacağız gibisinden ya da aa çok iyi bir insan, çok tatlı. O gelsin bizi eğlendiriyor, güldürüyor. Çok tatlı, çok sohbeti hoş bir insan. diye böyle bir çağırma, onunla iletişime geçme şeklinde bir ayırma, insan seçme durumunuz görünüyor. Belki de şu halayla ilgili kısımda bir durum bahsetmiştik ya. İnsanlar belki de bu dönemde size fikirlerinizi sorabilir. Ya da zaten seçen kısım sizler olabilirsiniz. Burası çok karışık. Neden karışık biliyor musunuz? Parayla ilgili bir haber gelecek. Çok büyük bir para değil ama herkes bu paranın peşinde. Açık söylemek gerekirse. Ha tabii ki paranın büyüklüğü, küçüklüğü herkese göre değişir. 100 bin kimisine küçük uğraşılacak bir paradır ya da 50 bilemiyorum. Kimisi için de eh, önemli değil yani. Olursa olur olmazsa da olmaz diye bakılıyor olabilir. Bu bir evdir ama 10 tane mirasçısı vardır o evin ya da daha çok bir arsa. Böyle bir şey var. Kişi başı çok fazla büyük bir şey düşmüyor. Yani kalkıp belki çok süper bir ev aldırmayacak bir para. Bir yarayı kapatır. Ama... Böyle bir parayla alakalı bir kadın var bakın. Yani çok böyle 60-70 yaşlarında falan bir insan değil. Bu kadın biraz açık zaten beyaz tenli. Esmer falan değil. Bu kadın arkadan arkadan oynayan bir insan. Diyelim bu satılacak yer var. İşte bir trilyon mu ediyor? Eski parayla söylüyorum. Kişi başı işte düşecek belirli bir miktar vardır. Daha belli olmadan sizden ucuza kalkıp kapatır ve almaya çalışır. Yani kendince kurnaz, tilki gibi bir insan olduğunu iddia ederek sizin elinizden bir şeyleri almaya çalışabilir. Adında soyadında da HM harfi olan bir insan ve adında soyadında da P ya da D harfi olan birisi var. Bu kişiye yardım eden birisi. Yani sadece o kadarını gördüm. Dikkat edin arkadaşlar bu insana. Şöyle bir devam ettiğimde sizin gibi bir koç burcu ya da boğa oğlak burçlarında adında soyadında S, B harfi olan birisi var. Ya S ya B ikisi de olabilir fark etmez. Bu harflerdeki bir insanla sizler arkadaşlar e, önceden bir şeylere kırgın ya da kızgınmışsınız beraber e, bir sıkıntınız var. Şimdi bu ay içerisinde ayın sonuna doğru özellikle bir şeyleri kendi aranızda konuşup artık çözdüğünüz bir olay var uzakta bir yolculuk var belki birkaç ay sonraya. Şimdiden gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi? Kendimizi hadi ayarlayalım, düzeltelim şeklinde. Bazı konuşmalar var. Bu arada ilişkinizde bazı gözler var görünüyor sevgili dostlar. Yani bunlar bilmediğiniz gözler değil, daha önceden sizi rahatsız etmiş olan gözler. İlişkisi olanlar için söylüyorum. Ya da biriyle yakınlaşacak olan Aralık ayı için, yakınlaşacak olan kişiler için söylüyorum. Biraz bazı gözler İlk ee, ilk defa kenara köşeye geçip işte çayınızı kahvenizi alıp bir sohbet edeceksinizdir. Bir flörtün de öncesi yani ona ne deniyor bilmiyorum. İşte tanıma, tanıma döneminde böyle siz ne yapıyorsunuz burada? İşte hakkınızda bir anda dedikodu çıkarılması tarzı olaylar olabilir. Daha önce de sizin bir işinizi gücünüzü engellemiş ya da daha önceki zamanda da aşk hayatınızla ilgili negatif anlamda rol oynamış bir insan bu. Tabağınızın içi çok güzel görünüyor bu bir. Şu kısım çok güzel görünüyor. Önünüz açık. Hadi hayırlısı olsun. Şurada bir 8 rakamı görünüyor. 8 rakam arkadaşlar bir şeylerin artık kesinleşmesidir. İmza atılır, kesinleşir. Size itiraf eder bir şeyi kesinleşir. Yani bilirsiniz, üzgün mü, değil mi, seviyor mu, sevmiyor mu, ne düşünüyor mu? En azından anladım yani ne düşünüyor bu konuda. Emeğiniz yani ben de ona göre hareket ederim diyebilirsiniz. Sizin karar veremediğiniz şeyler varsa bu dönemde netleşebilir. Bir tane şurada ufak bir bayrak var. Bir ülkeyi daha çok anlatıyor. Tabii yaşadığınız yer eyaletle alakalı bir yerse beni başka ülkeden izleyen arkadaşlar da var. Böyle bir eyalet, federasyon gibi bir olayınız varsa yaşadığınız yerde o yaşadığınız yeri düşünebilirsiniz. Bayrak varsa iki durum vardır. Solda olduğu için söylüyorum. Birincisi devletle alakalı bir olayınız sıkıntıda. Gelip kontrol etmenizde fayda var. Bazı yerler atlanıyor. İkinci olarak da arkadaşlar ülkeyle alakalı bir durum var. Aralık ayında ha vize almayla ilgili vesaire e, bir durumunuz olabilir. E, i̇lgilenin bu kısım ile. Ama genellikle devlet çalışanları vesaire onları anlatıyor. Çok fazla ülke kısmına gitmiyor. Arkadaşlar niyetinizi tek başınıza başlıyorsunuz. Tabii ki bazı insanlar "Aa hadi yap et." böyle destek verebilir ama genel olarak baktığımda niyetinizle alakalı tek başınıza Başlayıp tek başınıza bitiriyorsunuz. Yani en azından olayın genel olarak sorumluluğunu üstlenen kişi sizsiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bye bye.